Şimdi saksılarımızı duvara asmak için küçük bir saksı tutucu yapacağız. Saksı tutma aparatı. Evet. Yine aynı şekilde kavanozdan faydalanarak bir hüküm işlemi yaptım. Yani kolay yuvarlak yapmak için tercih ediyoruz. Daire yaptıktan sonra birini aşağıya doğru 90 derece 10 santimetreden bu şekilde büktüm. Daha sonra saksımı aldım ve şu şekilde yerleştirdim. Diğer teli de aşağıya doğru bükeceğiz. Saksının üzerinde bu şekilde bükebilirsiniz. Alıyorum. Bu kısım bitkiye asmak için kanca görevi görecek. Tam 90 derece tersine büküyorum bu şekilde. Buradan vidayla vesaire asmak için. Şimdi alt tarafını yapalım. Yaklaşık 6-7 santimden bir büküm yapıyorum. Yine 6-7 santim, yani şöyle bir üçgen oluşturacağız. 6-7 santimden tekrar büküm yapıyorum. Evet. Böyle bir üçgen oluşturmuş olduk. Daha sonra saksının şu kavisini tölere etmek için duvara asıldığında saksı eğri durmasın diye şu iki kısmı bükeceğim. Tabii onu siz kendi saksınıza göre yapmalısınız. Benim saksı da 1 santimlik bir eğim kurtarıyor. Şu şekilde büktüm. Yani şu desteği vermiş olduk. Yandan baktığımızda şu açıyı düzlemiş olduk. Saksı duvarda düz duracak bu sayede. Bir de saksılarınızı böyle asmak isterseniz bu şekilde bir asma aparatı yapabilirsiniz. Tabii bu saksılar genellikle zemin saksıları olduğu için bunları astığınızda bu altları buraya tutturmakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Saksı altlığının saksıda durması mümkün olmaz. Ancak şöyle bir şey yaparsanız iş kolaylaşır. Bir pulu buraya sıcak silikonla yapıştırın. Daha sonra da bir mıknatısı yine sıcak silikonla yapıştırın. Bu şekilde tutar. Ve akan su burada birikir. Almak istediğiniz zaman da alırsınız. Hem yukarıya astığınızda su da akmamış olur.